Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar elimde gördüğünüz bu renklerden size bu şekilde bu sıralama üzerine bir model hazırladım. Modelim yine iğneden tığa bir model arkadaşlar ve şu şekilde modelimiz modelimizin bu şekilde arkadaşlar görünüşü. Şu arasına arkadaşlar ben örnek amaçlı olduğu için bir tane koydum. Kirpiklerden siz istediğiniz kadar 3, 2 fark etmez. Ne kadar ara mesafesini veriyorsanız o şekilde koyabilirsiniz. Eğer bu mesafe iyi diyorsanız bir tane koyup sık sık bu motiflerden, çiçeklerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi mavi rengini yapacağız arkadaşlar gösterdiğim iplerin vişne çürüğünü ve sarısını yaptık. Şimdi de mavisini yapmak için geçelim. İlk önce ikişer zincir çekerek bu şekilde tığ battılarımı hazırlıyorum. Sonra arkadaşlar yeşil yaprak kısmının yapımına geçiyorum. Evet tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane tığ battı arası mesafesi verdim. Ve bir defa tığımın başını doluyorum. 2, iki alarak bu şekilde küçük bir trabzan yaptım. Bu trabzan yuva olarak kullanacağım. 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi bu şekilde çektim. Hemen bu yaptığım minik trabzanımın arasına girip bu şekilde kapattım. Buraya bir tane arkadaşlar kirpiğimizi yaptık. Aynı kirpikten buraya 3 tane yapacağız. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Ve yuvaya girip kapattım. 9 zincir. Hemen arkadaşlar bunu da öbür iki kirpiğimin yanına kapatıyorum. Ve şimdi arkadaşlar trabzanla yaptığımız yuvalar tümsekli olduğu için yukarı doğru bakın bu şekilde. Aynı hizaya seviyeye gelmek için hemen kirpiğimin dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ara kirpim hazır arkadaşlar. 3 tane araya ara suyu olarak kirpik koydum. Ve 2 zincir çekip hemen yandaki tığ battıya kapattım. 1, 2 zincir yandaki tığ battıya kapattım. 2, 2 zincir hemen yandaki tığ battıya kapattım. 3, 2 zincir yandaki tığ battıya giriyorum arkadaşlar. 4 ve 5. Bu şekilde yine buraya ara mesafesi olarak 5 tane arkadaşlar tığ battı yaptım. 2 defa tığımın başını doluyordum. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battının içine girdim. 1, 2, iki, 2 iki, alarak iki, iki bu şekilde arkadaşlar çiçeğim için yuva yaptım. Bu şu büyük yapraklar için arkadaşlar. O yüzden Yuvamızda bu şekilde uzun bir tırabzan. Şimdi arkadaşlar buraya 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi bu şekilde çektim. Hemen trabzanıma girip kapattım. Buraya bir tane kirpik yapmış olduk. 7 zincir çekiyorum. 7 zincirimi çevirdim. Araya girdim arkadaşlar. Kapattım bu şekilde. Şimdi 11 tane zincir çekiyorum. 9 7 11. İkişer ikişer arkadaşlar zincir sayılarımızı çoğaltıyoruz. 11 zincirimi çektim. Buradaki yuvamın içine girip arkadaşlar yaprağımı yani iğne oyası tabiriyle sinek kanadını yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımın başını doladım. Buraya sinek kanadı yapıyorlar arkadaşlar normalde ama ben sinek kanadının üzerine bu kirpiklerin güzel durduğunu düşünmüyorum. O yüzden trabzan yapıp üzerine 7 zincir çekip yuva yapmayı tercih ediyorum. Öyle kirpikler daha güzel duruyor. Siz de deneyince farkı göreceksiniz. Eğer kirpiğin kendine ait yuvası olursa arkadaşlar şu şekilde içinde kirpikler daha hoş ve zarif duruyor. 4 zincir sanki sinek kanadının üzerine kirpik yapınca arkadaşlar böyle oraya sahte eğreti gibi durmuş oluyor. Bu şekilde ortasına sinek şey kirpiklerimiz için, yani çiçeklerimiz için özel yuva yaparsak daha güzel duruyor. Şimdi aynı bu sinek kanadının benzerini arkadaşlar bu çiçeğimizin sağ tarafına da yapıyoruz. 9 zincir. 9 zincirimi çektim, kapattım. Bu şekilde buraya yine bir kirpik yaptım 9 zincirden. 1 3 4 5 6 ve 7. Hemen dönüyorum. Yaptığım bu. 9 zincirli yuvanın arasından girdim, kapattım. 11 zincir. 6 7 8 9, 10 ve 11. 11 zincirimi çektim. Yine aynı yuvanın içine kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İki taraflı sinek kanadından yaprak yaptık. Demin de söylediğim gibi arkadaşlar bu trabzanlı yuvaların sonuna bir tane sık iğne yapmak güzel oluyor. Çünkü arkadaşlar hani bakın hafif bir tümsiye oluyor trabzandan yaptığımız için. Ama bu sık iğneyi yaparsak dengeli bir yaprak duruşunu sağlamış oluyoruz. Bu şekilde dibine de sık iğne yapmayı unutmuyoruz. 2 zincir çekip yine 5 tane buraya tığ battı yapıyorum. 2 zincir tığ battı. 2 zincir tığ battı. 3 3 4 Bu da 5. 5 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi şu 3 kirpikli yuvayı yapıp bitireceğiz. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 2 alarak bu şekilde arkadaşlar bir trabzan yaptım. Kirpiklerimizi dokuz zincirden yapıyorum. Evet, dediğim gibi arkadaşlar bu kirpiklerini bir tane de bu şekilde koyabilirsiniz. 2 üç tane de koyup daha ara mesafeli de yapabilirsiniz. 9 zincir kapattım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir kapattım. Dibine yine sık iğnemizi unutmuyoruz. Aşağıya kayma işlemi olmaması için. 3 tane kirpik, 2 zincir, 5 tane tığ battı. Evet arkadaşlar, 2 zincir, 3. 2 zincir, 4. 2 zincir, 5. tığ battı. Şimdi arkadaşlar demin yaptığımız gibi bu şekilde trabzan yapıp yapraklarımızı ve çiçeğimizin yuvasını yapacağız. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Gayet gördüğünüz gibi kolay, rahat ve hoş bir modelimiz var. Şimdi çiçeğimizin nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar tığımıza beyaz ipimizi zincirimizde tutturduk. Sonra bu zincirimizde tutturduğumuz ipi sık iğne ile yeşil yuvaya sabitledik. Şimdi arkadaşlar buraya çiçeklerimiz için tohum atacağız. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Kirpik olarak kapattım. Bu birinci kirpiğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu ikinci kirpiğim. 1 2 3 4 5 ve 7. Bu üçüncü kirpiğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu dördüncü kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu da 5. kirpiğim. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane kirpiği yaptım. Bir tane de zincir çekiyorum. Ve ipimi kopardım. Bu şekilde arkadaşlar bakın 5 tane kirpik yaptık. Şunları hemen arkadaşlar makası bulup temizleyeyim. Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi Evet arkadaşlar. Ters tarafını çeviriyorum. Ve buradaki yaprağımın ucundan sık iğne ile mavi ipimi buraya sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi hemen hiç bakın direkt birinci kirpimin arasına sabitliyorum. Hiç ilmek atlamadım. Yine 7 zincir. Bir tane atlayıp ikinci tığ battıya girdim. 1 2 3 4 5 6 7 hemen bakın bir tane atlayıp ikinci kenar kısımlarında yapraklardan tutturduğuma hiç atlamadım arkadaşlar sadece ortadaki kısımdan birer tane kirpik atladım iki yuvada kirpik atlıyoruz kenarlara gelen yerde sadece sabitliyoruz yine arkadaşlar aynı şekilde buraya şekilde sabitliyorum yaprağımın ucuna. Bir zincirle döndüm. Hemen buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane sık iğne yaptım. ilk yuvamın içine. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. Kapattım. Bu birinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5. Uzun sevenler arkadaşlar bu kirpik sayılarını 7'de yapabilir. Sizin zevkinize ait. 5 zincir. Üçüncü kirpik olarak kapattım. Geri kalan kısma da yine üç tane sık iğne. 2 ve 3 Bu şekilde arkadaşlar. Ortada üç kirpik. Kenarında üçer tane sık iğne. İkinci yuvaya da aynı şekilde giriyorum. Üç tane sık iğne yapıyorum. Bu bir. Bu iki ve bu üç. Yine aynı şekilde 5 zincirimi çekip kirpiğimi kapattım beş zincir kirpiğimi kapattım bir iki üç dört beş zincir kirpiğimi kapattım evet arkadaşlar hemen bir iki ve üç sık iğnesinde yaptım bu şekilde kenarlarında üçer sık iğne ortada üç kirpik devam ediyoruz üç sık iğne beş zincir ve kapattım bir 5 zincir 2 1 2 3 4 5 zincir kapattım Evet arkadaşlar şimdi yanına hemen 3 sık iğne 3 sık iğnemi yaptım 3. yuvamı da bitirdim sonucu yuvamada 3 sık iğne ile giriyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir kirpiğim bir tane 5 zincir kapattım sık iğne ile 5 zincir kapatıyorum sık iğne. Evet arkadaşlar hemen dibine 3 tane sık iğne 1 2 ve 3 sonuncu yuvaya da sık iğne ile girdim bir zincirimi çektim arkadaşlar sonucu yuva dediğim arkadaşlar şu yeşil yaprağımın içine de giriyorum çünkü şöyle meyilli güzel durduğunu düşünüyorum arkadaşlar ve şu ipimi yakıp hemen geliyorum evet arkadaşlar bu ara suyu olarak ortada yaptığımız kirpiğimizin içine de sık iğne ile bu şekilde giriyorum ve buraya 9 tane zincir çekiyorum hepinizin bildiği kirpik ama arkadaşlar yine de en azından sayılar olsun bilmeyenler için de bilgi olsun yapalım 9 zincir kapattım kirpimin içine 6 7 8 9 ve yeşil yuvanın içine ortadaki kirpimizin içine arkadaşlar 9'ar zincirli 3 tane kirpik yaptık kirpik üstüne bu şekilde kirpik yaptık. Tıpkı iğne oyasında olduğu gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimizi tamamladık. İğneden hiçbir farkı yok gördüğünüz gibi. İğneden tığa bir model oldu. Çok hoş ve çok zarif oldu. Ütüsüz olduğu halde sık iğneli olduğu için kalıp gibi duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle biraz yakından da gösterelim. Hepsini bir kavrayamadım. Şu şekilde iki tanesini tutayım arkadaşlar sizler için. Modelimiz bu şekilde. Umarım anlaşılırmış, anlaşılmıştır. İşinize yarayan bir çekim olmuştur. Faydalanabileceğiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.